Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün akşam bir devrin sonunu yaşadık. Airbus imalat hattından çıkan sonuncu Airbus A380 tipi yolcu uçağı Emirates Hava Yolları'na teslim edildi. Ve 14 yıl önce başlayan rüya 272. uçakla sona erdi. Airbus'un hedefi önümüzdeki 20 yıl içinde tam 1000 adet A380 satmaktı. Ama uçaklar satmadı. Salgının bir nevi kurbanlarından biri oldu. İşte bu videomuzda A380'e bakacağız. Niye satmadı? Neden kargo uçağı modeli haline getirilmedi? Şu an kalan A380'ler ne olacak? Bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. İzleyicilerimizden uzun süredir sivil havacılıkla ilgili videolar yapmak üzere talepleri vardı. Sonunda bu talebi yerine getirmenin ben mutluluğunu yaşıyorum. Malum 2 yıldır bizim kanalımıza ağırlık verdiğimiz günlerden itibaren özellikle bu koronavirüs salgını sivil havacılığı çok kötü etkiledi. İşler durdu aylarca ve tabii ki çok fazla bir gelişme de olmadı. Zaman zaman sivil havacılıkla ilgili haberler yaptık. Ama ağırlık savunma sanayinde oldu. Şimdi bu açığı biraz kapatalım diyoruz ve konumuz dünyanın en büyük uçağı A380'in vedası. Bu uçak ne olacak? Neler yaşandı? Şöyle bir kısa bir programına birlikte bakalım isterseniz. Airbus 1990'ların ikinci yarısından itibaren rüştünü ispat etmeye başlamıştı. Başta A320, A330, A340 gibi uçaklarla giderek pazar payını Boeing'e ve o yıllarda var olan McDonnell Douglas'a karşı yavaş yavaş yukarı doğru çıkartmaya başlamıştı. Ben de o tarihin canlı tanıklarından biri olarak her yıl Airbus'ta, Toulouse'da ana merkezine yapılan toplantılarında bu gelişmeleri dikkatlice izlemeye çalışıyordum. Ama Airbus'un bir tutkusu vardı. Dünyanın en büyük yolcu uçağını yapmak. Aslında bu fikir prestij amaçlı bir projeydi. Yani ekonomik veya teknolojik imkanlar biraz daha arka plana, maliyetler biraz daha arka plana bırakılmıştı. Prestij projesiyle Airbus dünyanın en büyüğünü yapacak ve Boeing'e karşı hakim olduğu o pazara böyle çok önemli bir adım atacaktı. Bu nedenle de projeye her havacılık projesinde olduğu gibi 3XX adı verildi. Yani o ikinci sonrasına gelecek olan rakamlar, ki biliyorsunuz Airbus'un uçakları 3 rakamıyla başlıyor. Sonrası için bir soru işareti bırakılmıştı ve Airbus adeta tüm mühendislik gücünü bu projeye doğru odaklamıştı. Projenin önemli maliyetlerinden biri de mühendisliğinin yanı sıra uygun fiyata imalatının yapılmasıydı ve burada maliyetleri düşürmek amacıyla bir bölüm kurulmuştu. Buraya da Almanya'da uzun yıllardır çalışan bir Türk mühendis Zeydan Öncü getirilmişti. Zeydan abiyle biz her Toulouse buluşmamızda bu konuyu konuşurduk ama yanımızda Airbus'un yetkilileri olurdu. Böyle Türkçe fıtı 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 aramızda konuşurken 3XX lafına, yani o X harfini duydukça böyle Airbus'taki halkla ilişkiler bölümündeki çalışanların tüyleri diken diken oldu. Bir şey mi konuşuyorsunuz? Biz de o uçağa malum uçak, büyük uçak, fil gibi uçak falan gibi böyle kod adlar vererek Zeydan abi bize gelişmelerle ilgili bilgileri anlatırdı. Ve gün geldi, Airbus A380 tamamlandı. İki katlı dev bir yolcu uçağı ortaya çıkmıştı. Ve bu uçak Toulouse'da yapılan törenle fabrikadan çıkartıldı. Havacılıkta aslında gemilerin hani kızaktan indirilmesi gibi böyle bir törene fabrikadan çıkarmaya roll out olarak adlandırılıyor bu. Ve büyük bir tören yapılıyor. Bundan sonrası artık aktif olarak yer testleri ve bunu uçuş testlerinin izlemesi gerekiyordu. Bizler o günlerde çok heyecanlıydık. Bu uçağı dikkatle takip ediyorduk. Yavaş yavaş da siparişler gelmeye başlamıştı. Airbus da çok mutluydu. Sonunda 2005 yılında ilk uçuş gerçekleştirildi. Toulouse'dan A380 havalandığında ben yine oradaydım ve canlı canlı gözlerimle bu ilk uçuşu görme şansını kazanan az sayıda gazeteciden biriydim. Arkasından 2 yıl geçti, 2007'ye geldik ve artık A380 biraz gecikmelerle birlikte ve oldukça da
kabarık bir faturayla ilk teslimatı için artık gün saymaya başlamıştı. İlk kullanıcı ise Singapur Hava Yolları olacaktı. Ama burada da enteresan böyle bir savaş veriliyordu. Airbus bir taraftan en büyük siparişi Dubai merkezli Emirates'ten almıştı. Ama uçağı ilk olarak da Singapur Hava Yolları'na teslim ediyordu. Emirates biraz kızmıştı açıkçası buna ama Singapur Hava Yolları da uçağın first class'ında iki yatağı yan yana koyarak, yani yatak haline gelerek, koltuğu ortaya koyarak 30 bin fitte yatak odası adlı böyle bir yaklaşımla uçağın inanılmaz bir tanıtımını, halkla ilişkilerini yaptı. Dünyanın hemen hemen tüm gazetesine, o yıllarda biraz internet azdı, internet sitelerine, televizyonlarına bu adeta manşet haber oldu ve çok büyük ilgi çekti. Uçağın ilgisini giderek arttırdı. 2007'de yapılan bu teslimatın arkasından da yolcu olarak bu uçakla ilk uçuşu yapma keyfine ulaşmış oldum. Gerçekten o günlerde uçtuğum yolcu uçaklarından en büyüğü Boeing 747 idi. Boeing 777 veya Airbus A340'tı ama bu uçak çok farklıydı. Devasa gövdesi içerisinde insan adeta uçtuğunu bile anlamıyordu. Uçağın alt katı vardı, upuzun bir kabin, arkasından merdivenler çıkarak İkinci kata ulaşıyordunuz ve ikinci katta da bu geniş geniş alanlarda birçok havayolu şirketi işte o first class'ını, business class'ını koymuştu. Hatta işi Emirates daha da ileri götürmüş. Havada bir duş için böyle bir özel bir yer yapmıştı. Tabii bu yer sadece first class, yani yaklaşık 8-10 bin dolar bilet ücreti verip uçabilenlere hizmet vermekteydi. Uçak içinde bu su deposu için yaklaşık 1,5 tonluk da özel bir depo ayrılmıştı. Zaman zaman bu depoda çeşitli taşmalar, kaçaklar olacak ve ciddi ciddi de problemler yaratacaktı. Hatta bu çizgiyi Etihad Hava Yolları, ki o da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti, Abu Dhabi merkezli bir hava yolu, bir aşama öne doğru götürdü ve first class'ın içinde özel bir suite yaptı. Yani düşünün, bir koltuğunuz var, yan tarafta yatak oluyor, bir misafiriniz gelip oturup sizde toplantı yapabiliyor, karşınızda böyle devasa bir ekranda muazzam bir konsept çizmişti. Tabii ki lüksün harcamanın sınırı yoktu ama bir yerden de yavaş yavaş A380 sipariş alamamaya başladı. Hatta büyük hava yollarına baktığımız zaman işte Lufthansa, Air France, British Airways, Kore Hava Yolları, Japonya, ANA gibi şirketler sipariş veriyorlardı ama onlar böyle 5 uçak, maksimum 10 uçak gibi miktarlara ulaşıyorlardı. Uçağın en büyük müşterisi ise Dubai merkezli Emirates olmuştu. Emirates'in yaptığı planlamaya göre bu uçaklar 650 koltuklu versiyonları örneğin Dubai'den Hindistan'a uçacaktı veya Avrupa'daki çeşitli merkezlere, biraz daha koltuk kapasitesi az olan 500-550 koltuklu uçaklarla Avustralya'ya, Amerika'ya gibi daha yoğun hatlara uçmaya başlayacaktı. Uçak hizmete girdi. Gerçekten yolculardan benim de hissettiğim gibi çok olumlu puan aldı. Geniş, ferah alanları, türbülanstan çok az etkilenmesi gibi özellikleri hep dikkat çekti. Ama uçağın bu konuda bazı zayıflıkları vardı. Neydi bunlar? Bunlar tabii ticari anlamda. Yoksa A380 havacılık anlamında, mühendislik anlamında gayet başarılı bir proje. Ve Airbus açıkçası yüzüne gözüne bulaştırmadan çok iyi süreci yürüterek mühendislik açısından herhangi bir taşma yapmadan bu projeyi başarıyla tamamladı. Bunu da böyle bir kenara koymak lazım. Bu uçakta da elde edilen çok yeni teknolojiler, kompozitin daha fazla kullanılması, uçağın hafifletilmesi gibi birçok teknikler ileride Airbus A350 gibi projelere de uygulanacaktı. Mühendislik açıdan buraya tam puanı yazmak isterim. Ekonomik açıdan bazı sıkıntılar vardı. Bunların başında 4 motorun yüksek maliyeti geliyordu. Yani uçağa öyle bir hat bulacaksınız ki 500-550 yolcu uçacak. Buraya götüreceksiniz. Ama burada da bir problem çıkıyordu. A380'in yeterli kargo kapasitesi yoktu. Bugün havayolu şirketleri, yani bir yolcu uçağıyla da uçsanız altına kargo paletleriyle, kargo konteynerlarıyla tonlarca yük taşıyabilirseniz neredeyse yolcu uçağı kadar ciro yapıyorsunuz. Fakat A380'de bu alan daha kısıtlıydı. Bu nedenle uçağın yüksek operasyon maliyetleri ve kargosunun da çok kısıtlı olması eksi puanlar arasında yer almaktaydı. O yıllarda Boeing ve Airbus arasındaki rekabette Airbus işi daha büyüğe götürdü. Boeing ise
O efsanevi 747 modelini azıcık uzattı. 747-8 yaptı. Önce kargosunu sattı, sonra yolcu uçağı, ama yolcu miktarı olarak 747'ler son modeli 8 serisi A380 kadar sipariş alamadı. Buradan farklı pazarlara doğru Boeing'in bir evrilmesi oldu. Boeing diyordu ki bir havayolu şirketi öyle 500-550 yolcu bulacağına daha küçük uçaklarla, örneğin Boeing 787'lerle 200-250 yolcu alıp bir günde daha fazla sefer yapabilir diyordu. Ve bu yaklaşımın zamanla hava yolları açısından doğruluğu ortaya çıktı. Örneğin Türk Hava Yolları Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan birçok noktadan yolcusunu topluyor ve buraya, Uzak Doğu'ya, Japonya'ya, Afrika'nın çok uzaklarına veya Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Amerika kıtasına uçuruyor. Yolcular burada bazı tercihlerde bulunmak zorunda. Yani ben örneğin New York'a, İstanbul'dan sabah mı uçayım, öğle mi uçayım, akşam mı uçayım? Ne kadar çok alternatif koyarsanız ve bu koyduğunuz alternatiflerde 500 koltuk gibi riske girmeden daha ufak koltuklu uçaklarla bu uçuşları yapabilecek duruma geldiğiniz zaman bir havayolunun daha fazla para kazandığı ortaya çıktı. İşte Boeing 787 gibi çift motorlu uçaklara doğru evrilirken Airbus ise ağırlığını ve parasını A380'e yatırmıştı ve bütün proje içinde yaklaşık 20 milyar euro gibi de inanılmaz bir rakam harcadı toplam olarak. Dönüyoruz tekrar ticari faaliyetlere. A380'ler beklendiği kadar sipariş alamadı ve en son 2019'da, yani daha bu salgından önce, uçağa artık yeni sipariş gelmeyeceği belli oldu ve Airbus'un hedefi de eldeki siparişleri teslim edip eğer yeni satış yapılmaması durumunda 2-3 yıl içerisinde imalat hattını kapanmaktı. Fakat bu krizle birlikte hava yollarının uçakları yere indi, şirketler büyük sıkıntılar çekmeye başladılar ve sonunda A380'in de adeta ipi çekildi ve üretimin 272. uçakta tamamlanmasına karar verildi. Son iki uçak Emirates Hava Yolları için üretildi ve dün teslim edilen uçakla birlikte Emirates'in filosundaki A380 sayısı 123'e ulaştı. Peki şimdi bu uçaklar ne olacak? Bu soru var. Bu uçakların bir kısmı parçalanıyor. Ne yapılıyor parçalanıp? Bu arada bir A380'i parçalamak ortalama 90 gün sürüyor. Önce kullanılabilir parçalar ayrılıyor. İşte bunların başında motor geliyor. Aviyonik gibi sistemler çok değerli. Bunlar ayrılıyor. Mevcut A380'lerde kullanılmak üzere tekrar elden geçiriliyor. Ama uçağın o gövdesi, o metal yapısı ne yazık ki parçalanıyor. Parçalandıktan sonra geri dönüşüm ile havacılık dışı sektörlerde kullanılmaya başlanıyor ve bir uçağın tamamen baştan aşağı parçalanması da 90 gün, yani 3 ayda bulduğu ifade edelim. Bu konuda da uzman şirketler görev yapıyor. Çevrecilik malum havacılık için çok çok önem kazanan bir durum içerisinde. Bazen haber yapıyoruz. Mevcut kargo uçakları eskiden yolcu uçağı olarak hizmet verip kargoya çevriliyor. A380 için ilk başta sıfırdan bir kargo uçağı yapılabilir mi diye girişimler Airbus tarafından hayata geçirilmişti. Hatta FedEx, Amerikan FedEx şirketi sipariş vermişti. Fakat sonrasında yüksek maliyetler nedeniyle şirketler bu yaklaşımdan vazgeçtiler ve uçağın bir kargo modeli yapılmadı. Uçağı kargoya çevirmek çok büyük bir mühendislik işi. Ve bu işle de hayata geçirmek yüksek maliyetlere sahip. Hadi diyelim ki uçağa ilgili mühendislik yatırımını yaptınız ve kargoya çevirdiniz. Uçağın operasyon maliyetleri, yani saatte yaktığı yakıt, harcadığı yağ, iniş kalkış ücretleri veya bir ülkenin hava sahasından geçerken bile para veriyorsunuz ve bu uçağın tonuna göre veriliyor. Bu toplamı bir şekilde hesap kitap yapıldığı zaman kargo uçuşları içinde ne yazık ki çok uygun bir uçak olarak çıkmıyor A380. Gelelim bu uçağın Türkiye macerasına. Atatürk Havalimanı'na A380 tanıtım için 3 kere geldi. Ben bu üçünde de oradaydım. Bunlardan biri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Airbus tarafından getirildi. Uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya doğru uçtu. Ankara semalarından dönüp geri geldi. Fakat Atatürk Havalimanı'nın taksi yollarının dar olması, pistinin 3000 metre olması A380 operasyonu için sınırlamalarla izin veriliyordu. Bu nedenle de herhangi bir hava yoluna tarifeli uçuş izni verilmedi. Lufthansa bir kere uçağını tanıtmak için İstanbul'a geldi. Ben o uçuşa Polonya'dan, Prag'dan katılıp İstanbul'a uçmuştum. Üçüncü gösteri ise AirX Sivil Havacılık Fuarları sırasında oldu. Uçak o fuara gelip Türkiye'deki Türk
hava yollarına ve diğer hava yolu şirketlerine tanıtıldı. Ama Airbus çok bastırdı Türk Hava Yolları'na satmak için. Türk Hava Yolları da uçağın ikinci el fiyatlarının o yatırıma değmeyeceği ve şu anda kapasitenin yeterli olmaması, bir de alındığı zaman Atatürk Havalimanı'nda bu uçaklarla ne yapılacak yaklaşımı, bunun ötesini net olarak göremediği için bu uçaklara sipariş vermedi. Airbus'un en büyük hayallerinden biri A380'i de Türk Hava Yolları'na satmaktı. Yeni havalimanı ile birlikte Emirates uzun yıllardır A380 ile Türkiye'ye uçmak istiyordu ve bu hayali sonunda gerçek oldu. Biliyorsunuz epey uzun bir süre Birleşik Arap Emirlikleri ile aramız soğuktu. Böyle ısınan ilişkilerle birlikte Emirates'e A380 ile uçma izni verildi. Bugün Emirates günde bir sefer A380'i İstanbul'a getiriyor. Eğer bu dev uçakla, bu dev yolcu uçağıyla bir uçmak isterseniz Dubai'ye gitmek ve geliş seferini Emirates'ten bilet alıp A380 ile gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi A380 doğumundan tabiri caizse son üretilen uçağa kadar benim gazetecilik kariyerimde sürekli gördüğüm, incelediğim ve birçok evresini de canlı olarak tanıklık ettiğim bir uçaktı. Kriz onu da aldı. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bu devirde ekonomik bir şekilde tutunmak, daha ileriyi görmek. Çünkü havacılıkta ekonomiyi, maliyetleri, verimliliği ön plana almadığınız zaman, ben en büyüğü yaparım, en iyisi bende, şunu yaparım, bunu yaparım dediğiniz zaman o proje başarı şansını aşağı doğru çekiyor ve ne yazık ki başarılı olamıyor. Keşke bunu başarılı olsa, Airbus'un öngördüğü gibi 1000 uçaklık bir pazara ulaşsaydı, ama bu pek gerçekleşmedi ve A380 14 yıl, sadece 14 yıl süren üretimin arkasından artık fabrikaya veda etti. Muhtemel bir önümüzdeki 10-15 yıl gibi süreç içerisinde de A380'leri giderek sayıları azalarak görmeye devam ederiz. Belki ömrümüz vefa ederse son A380'de gökyüzüne veda etti gibi de bir haberi yapabiliriz. Bu arada Boeing tarafına devam edersek, Boeing 53 yıldır 747'leri üretiyor. O da son aldığı birkaç uçak siparişi var. Kargo şirketi Atlas'tan aldığı 747-8'ler var. Onları teslim edip muhtemel 2022 içerisinde de 747 Jumbo Jet efsanesine de bir nokta koyacak. Fabrikaya, Everett'teki fabrikaya veda edecek. Ben de umarım o günleri görüp bir 747 son videosu da yapıp size hikayesinden biraz detayları anlatma şansına sahip olurum. Bugün dünyanın en büyük yolcu uçağının vedasına birlikte baktık. Detaylı havacılık haberleri, savunma konusundaki haberler tolgaozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram'dayız. Ayrıca LinkedIn'den bize paylaştığımız haberleri de takip etme şansına sahipsiniz. Telegram grubumuza da isterseniz abone olabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın ve sorularınızı yorum olarak yazın. Bizlere ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.